şunu iyi görmek lazım. Şimdi İttihat Terakki, Türk tarihinin en önemli hareketlerinden birisidir. Yani ister sevilsin ister sevilmesin. Ve son derece önemlidir. Günümüze kadar birçok şeye tesir etmiştir. Düşünce tarzımıza dahi. Onların yöntemleri, faaliyetleri, düşünce tarzları. İttihat Terakki meşrutiyeti ilan ettiriyor 23 Temmuz'da. Nasıl ilan ettiriyor? Silah zoruyla ilan ettiriyor. Yani geçen hafta da bahsettik, bir daha söylüyorum. Abdülhamit'in meşrutiyeti ilan etmekten başka çaresi yoktu 2. Abdülhamit'in. Yani hep şu söylenir. İşte yani suyun gidişatına uyacağım dedi, ilan ettirdi. Çünkü o dönemde mesela çok çalışılmadı. Ben biraz baktım. Bütün Makedonya'da Abdülhamit yanlısı, yalnız Şemsi Paşa'yı değil. Çok affedersin, sözünü kestim. Yayıncı arkadaşlara söylemek istiyorum. Bazı mesajlar geliyor. Yine mi söz? İnternette yayın yok diyorlar. Bu program internetten de yayınlanıyor. Alamıyorlar mı seyircilerimiz? Yoksa hakikaten yayın yok mu? Bir kontrol ettirirseniz lütfen. İyi olur, çünkü yayın yok diye birkaç mesaj geldi. Evet. Ve yani bütün Makedonya'da Abdülhamit taraftarı birçok devlet görevlisini vurmuşlar. Yani tam bir silahlı örgüt. Ve binlerce, on binlerce şeyi var, mensubu var. Başlangıçta tabii meşrutiyet ilan ettirdikten sonra meşrutiyet ilan ettirenler bunlar. Ama bir muhalefet oluşuyor Prens Sabahattin'in etrafında. Ahrar Partisi. Ahrar Partisi ile birlikte İttihat Terakki'nin şeylerine karşı, faaliyetlerine karşı mücadele ediyorlar. Basın ikiye bölünüyor. Ve sonunda... İçeride Volkan tarafı var ya. İşte hepsi yine genelde İttihat Terakki karşıtı. Ve geçen hafta dediğimiz olay gerçekleşiyor. Geçen hafta da konuştuk. Hasan Fehmi Bey'in, yani ilk basın şehidi vermemizin 100. yıl dönümüydü. Hasan Fehmi Bey'in 7 Nisan'da vurulması var. Ama ondan önce, biraz önce bahsettiğiniz önemli bir hadise var. Şimdi İttihat Terakki geldiği zaman birçok alanda tasfiye yapıyor. Bir... Ne yapıyor? Anlaşılmıyor. Tasfiye. Çok hızlı konuşuyorsun ya, yavaş söyle. Tamam. Birçok alanda... Ben duyamıyorum, anlamıyorum. Bu da seyircinin birçok alanda evet. Tasfiye yapıyor. Evet. Bunlardan birisi alayla birçok subayı uzaklaştırıyor. İki, medresede ıslahat yapıyor. Tabii bu da önemli. Medrese, bu da enteresandır. Medreselere bir çekil düzen verenler de İttihatçılardır. Yani Abdülhamit döneminde ve daha önce medreselerle ilgili fazla bir ıslahat yapılmamıştır. Modern mektepler açılmıştır ama medrese bırakılmıştır. Tabii medresedeki ıslahatın neticesi şu, biraz önce Murat Bey'in dediği gibi birçok kişi medreseye giriyor. Mesela o dönemde Of'ta 70 tane medrese olduğu söyleniyor. Yani 70 tane medrese şu demek, askerlik çağındaki birçok öğrencinin medresede bulunması ve askerlik yapmaması evet. demek. İmtihana sokuluyor bunlar. Kazanamayanlar askere gönderilecek. Tam 26 Mart'tı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Mart'ın sonlarında medrese öğrencileri isyan ediyorlar. Bir gösteri yapıyorlar İstanbul'da. Bu tabii aslında huzursuzluk ortamının bir göstergesi. Bunun yanı sıra askerlerin içinde de daha önce subaylarla çatışma başlıyor. Çünkü mektepli alaylılar ve mektepliler. Mektepli subaylar biraz da batı tarzında yetiştikleri için. Onu bir açıklayalım. Mektepli alaylı, şimdi çok teknik konuşuyorsunuz. Evet. Efendim, alaylı subay şudur. Asker almışlar genci. Tabii çeşitli savaşlara katılmış. Çünkü o dönemde savaş bitmiyor. Savaşlara katılmış. Fakat sonra tezkere bırakmış. Önce astsubay olmuş, sonra subay olmuş. Tabii bir yere kadar yükselebiliyorlar. Bunlara alaylı deniyor. Yani bir askeri eğitim görmeden asker olarak, askerliğe nefer olarak başlayıp subaylığa kadar yükselen kişiler var o dönem Osmanlı ordusunda. Ve Miralay falan olanlar da var zannedersen işte. Ama paşa asla olamıyorlar. Ve o yüzden de... Ama o dönemin paşalığı başka bir şeydi. Yani iradeyle de paşa olanlar var. Var, Memduh Paşa falan var. Vardır yani. Öyle paşalar. Yani, sivil paşanın dışında. Askeri paşalık da veriyor bazen şey. Fahri şeylik falan veriyor. Şey bu. Ne derler? Alaylı dedikleri budur. Yani askeri eğitim almadan kumandanlığa geçer. Okul eğitimi almadan. Okul eğitimi almadan. Bir de efendim harp okulunu bitirerek, mektebi harbiyeyi bitirerek subay olanlar var ki gerçek subaylar. Bunlar da mektepli deniyor. Evet. Şimdi İttihat Terakki tam güç iktidarda değil, 2. Meşrutiyet döneminde iktidar. Zaten sadrazamlar Abdülhamit'in sadrazamları. Said Paşa, Kamil evet. Paşa. Fakat İttihat Terakki tabii orduya hakim olmaya başlamış.
bu alaylı subaylar yerine mektepli, yani harp okulunu bitirmiş veyahut kurmay olmuş, erken harp olmuş, kurmay olmuş subayları tayin etmeye başlıyor. Ve özellikle meşrutiyeti koruması için İstanbul'da konuşlandırılan bu avcı taburları bu değişimden rahatsız. Yani eski Alaturka subaylarını istiyorlar. Tabii şey oluyor şimdi. Bunlar rahatsızlar. Ve mektepleri iste, yani ve 31 Mart'ın asıl fitili olduğu görünen hadise bu avcı taburlarındaki askerlerin sokaklara çıkıp ellerine silahları atarak alaylıları isteriz, mektepleri istemeyiz diye bağırmalarıdır. İşte ondan önce de 4-5 defa ufak çaplı isyanlar var. Mesela şeyde bile yaşanıyor. Meşrutiyetin ilan edilmesinden 3 gün sonra Edirne'de 26 Temmuz'da Hasan Ruşani Bey'i göndermişler. Tabii o iddiatçılar eskiye ait her şeyi yok ediyorlar. Mesela orada bir padişahım çok yaşa diye bir tabela görmüş, kılıcı çekmiş, parçalamış. Ondan sonra birisinin göğsünde Abdülhamit ait bir nişan görmüş, onu parçalamış. Tabii bunun üzerine asker isyan etmiş. Mesela 7 tane çavuş asılıyor o yüzden orada. Edirne'de. Yani meşrutiyetten hemen sonra. Öyle mi? Tabii. Yani Edirne vakası diye bilinir bu. Üçüncü Edirne vakası diye bilinir hatta. Tabii bu şunu meclisin önünde adamları öldürmüş. İddiatçıların şeyi şu. Abdülhamit ait ne varsa bir anda yok etmek istiyorlar ama senelerdir padişahım çok yaşa diye yetişmiş bir nesiller var yani. Ve devamlı surette çekişmeler oluyor. Tabii medresenin yanı sıra hasta ordusunu da mesela tasfiye etmek istiyorlar. Hicaz'a göndermek istiyorlar. Askerlerin tezkerelere gelmiş, askerler gitmek istemiyor. Çatışmalar oluyor. Yani o avcı taburlarından önce de. Ve bir de şu var, bunu söylemek lazım. Mektepli subaylar Batı'dan etkilendikleri için, mesela özellikle pozitivizmden etkilendikleri için, mesela Erhan'cığım, oğlu Alman, yavaş konuş. Almaz. Oğlu yavaş ekoli. Konuş. Hem Fransızlar yavaş hem Almanlar. Buradan da geliyor yavaş konuşsun diye. Yavaş konuşalım. Tamam. Koşa koşa konuşma, evet. Yani mesela Bühner'in Madde ve Kuvvet'ini okuyorlar. Yani ve neyi okumuş ben anlamadım. Bühner'in evet. Madde ve Kuvvet isimli kitabı mesela en çok okunan kitaplardan evet. birisidir. Auguste Comte, Durkheim hepsi o dönem. Tabii askerlerin mesela bazı dini ihtiyaçları ile ilgili sözleri askere ağır geliyor. Bu askerler bu subayları istemiyorlar. Yani namaz kılma meselesi oluyor vesaire oluyor. Bu çatışma sonunda avcı taburlarını isyan ettiriyor. İşte burada şu var. Daha sonraki iddiatçıların iddiaları avcı taburlarını Abdülhamit kandırıp isyan ettirdi diye anlatılıyor. Ancak bu konuda somut bir bilgi yok. Yani burada en önemli şey gerek medresenin gerek askerlerin içindeki bir kısım kişilerin, subayların tasfiye edilmesinin yaşattığı bir rahatsızlık. Ki biz bunu nereden biliyoruz? Daha önce Osmanlı'daki birçok isyanın sebebi de budur. Yani mesela Celali isyanlarına baktığımız zaman ordudan atılmıştır asker, işsiz kalmıştır, isyan etmiştir. Yani mesela onu da aynı buradaki gibi irtica gibi onu da farklı sebeplere bağlamaya çalıştılar. Alakası yoktur. 13 Nisan'da yani 31 Mart'ta Rumi takvimle avcı taburları isyan ediyor ve bu isyanın bir diğer ismi de çavuşlar isyanıdır. Yani çavuşlar şeyi sürdürüyorlar. Zaten Hasan Fehmi Bey'in öldürülmesinden dolayı da muhalefet ayakta. Basın veryansın ediyor. Gazeteler veryansın ediyor iddiatçılara. Medrese talebeleri de bunlara katılıyor. Diğer muhalifler katılıyorlar. Bunlar Ayasofya'da, meclisin bulunduğu bölgede denetim eline geçiyor. 3-4 bin askerin bir isyandır. Ve Murat Bey'in dediği gibi iddiatçılar 1901'de Makedonya'da kullanılan avcı taburları var eşkıya takip için. Onları İstanbul'a getirmişlerdir meşrutiyeti korusun diye.